Değerli basın mensupları, Faik Bey bugün olmadığı için partimizin görüşlerini ben ifade edeceğim sizlere. Değerli arkadaşlar, bugün Medeni Kanun'un kabul edilişinin 94. yılı. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, Türkiye'de laik bir özel hukuk sisteminin başlangıcıdır. Tek eşli evlilik sistemi benimsenmiş, kadınlara miras konusunda eşitlik ilkesi getirilmiş, boşanmalarda kadın güvence altına alınmıştır. Kişiler hukuku, evlilik hukuku, eşya hukuku ve miras hukukunu düzenleyen Medeni Hukukun Kanunu'nun kabulüyle Türkiye uygarlık yönünde en önemli atılımlardan birini gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'si kendi döneminde birçok ülkeyi öncelediği gibi bugün dahi benzer kültürel coğrafyayı paylaşan pek çok ülkenin henüz o noktaya gelemediğini üzülerek görüyoruz. Atatürk önderliğinde atılan bu çağdaşlık adımı 1920'lerde Cumhuriyet devrimini taşlandıran ve Türkiye'yi çağdaş hukuk anlayışına taşıyan devrimci bir adım olmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Medeni Kanun'un kabulünü önderlik eden Cumhuriyetimizin kurucularıyla kadınımızı, erkeğimizi çağdaş uluslar düzeyine ulaştırma yolunda çaba harcayanları saygıyla ve minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız 2001 yılında Başbakanlık merdivenlerine bir yazar kasa atıldı. Türkiye bir ekonomik kriz içindeydi ve ekonomik krizden duymuş olduğu sıkıntıyı ifade etmek için bir esnafımız yazar kasayı götürüp Başbakanlık merdivenlerine attı. Tabii o zaman basının durumu bugünkü gibi değildi. Basın yazabiliyordu, basın gösterebiliyordu, basın yazana yaşanan gelişmeleri vatandaşa aktarabiliyordu. O fotoğraf o günleri yaşayan herkesin gözünde açıkça görülebilecek durumda, hala hatırlanır. Bugün öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, 2018 yılında bir finansal krize girildi. Bu finansal kriz 2001'deki gibi V şeklinde olmadı. Yani krize girip hızlı bir şekilde çıkma şeklinde olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 13 madde 2018'in Ağustos ayında açıklandı ve dedik ki ağır bir ekonomik krize giriliyor. Bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirler bunlardır. 13 maddede özetlenmiştir. Hatta bu konuyla ilgili meclise desteğe ihtiyacınız varsa, ey iktidar gel biz size bu desteği verelim. Yeter ki Türkiye bu ekonomik krizden çıksın dedik. Tabii iktidar ne yaptı? 2018 yılında bizim daha önce önerdiğimiz çözüm önerilerini dikkate almadığı gibi 2018'deki bu 13 maddelik çözüm paketimizi de dikkate almadı. Ekonomiyi damada ve damadın uygulamış olduğu politikalara teslim etmeye devam etti. İçinde bulunduğumuz nokta, ekonomik kriz daha da derinleşti. Tam bir buhrana dönüştü. Öyle bir buhrana dönüştü ki artık yaşamın kutsallığını en iyi bilen bizim insanımız kendi canına, kendi hayatına kıyar oldu. Kendi sevdiklerinin hayatına kıyar oldu. Dolayısıyla bugün itibariyle yazar kasayı hatırlayan halkımız, kendisini meclis önünde yakmaya çalışan, valilik önünde yakmaya çalışan, siyanürle intihar eden yurttaşlarımızı göremez hale geldi. Türkiye'nin içinde bulunduğu medya düzeninin de bir sonucu olarak. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. 13 Ocak 2018'de TBMM'de Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısındaki meclis hastanesi önünde elinde benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki bir yurttaşımız maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe verdi. 9 Şubat 2018 Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde uzun süredir işsiz olduğu belirtilen ve borçlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası bir yurttaşımız evde kimsenin olmadığı sırada tavana bağladığı iple kendisini astı. 3 Ağustos 2018 Van'da bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan ve iş bulamayan bir inşaat ustası 6 çocuk babası bir yurttaşımız intihar etti. 20 Eylül 2018 Kocaeli Körfez Yukarı Hareke'de ikamet eden bir yurttaşımız lisede okuyan çocuğuna istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girerek hayatına son verdi. 26 Eylül 2018 Çanakkale'de yaşayan iki çocuk babası bir yurttaşımız Barbaros Mahallesi'nde bulunan evinde kendisini asarak intihar etti. 21 Mayıs 2019 Gaziantep'te işsizlik nedeniyle bunalıma giren ve son çare olarak Şahinbey Belediyesi'ne başvuran bir yurttaşımız olumsuz yanıt almasının ardından belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. 4 Haziran 2019 Adana'da 35 yaşındaki bir yurttaşımız bir apartmanın 8. katındaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Maddi zorluklar içinde olduğunu ifade etti yakınları.
14 Haziran 2019 Diyarbakır Sur Belediyesi'nde çalışan bir yurttaşımız işten çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından geçim sıkıntısı çekmeye başlayan yurttaşımız ve eşi bu sıkıntılara dayanamayarak intihar etti. 16 Haziran 2019 Kocaeli'nde 46 yaşındaki bir yurttaşımız eşi bankamatikten para çekmek için evinden ayrıldığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. 5 Ağustos 2019 Aydın Efeler'de 60 yaşındaki bir çiftçi yurttaşımız evinin ahırında silahla intihar etti. Tamamı ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. 6 Kasım 2019 İstanbul'da 4 kardeş siyanür içerek kimseye zarar vermemek için kapıya da not bırakarak intihar etti ekonomik sıkıntılardan dolayı. 9 Kasım 2019 Antalya'da 9 aydır işsiz olduğu öğrenilen ve yoksulluk yüzünden bunalıma girdiği değerlendirilen bir yurttaşımız 5 ve 9 yaşındaki iki çocuğuyla eşini de öldürdükten sonra intihar etti. 12 Kasım 2019 İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan bir matbaacıda çalışan iki çocuk babası bir yurttaşımız yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle iş yerinde kendisini asarak intihar etti. 15 Kasım 2019 İstanbul'da bir iş adamı ve eşi 7 yaşındaki çocukları ile beraber cansız bedenleri bulundu. Bir değerlendirmeye göre yine siyanürle intihar vakası ekonomik sıkıntılardan dolayı. 18 Aralık 2019 Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki bir yurttaşımız maddi sıkıntı nedeniyle kendisini asarak intihar etti. 7 Şubat 2020 Hatay Valiliği önünde bir yurttaşımız çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz diyerek kendini yaktı. 4 gün sonra da kalp krizinden vefat etti. En son 12 Şubat 2020'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında bir yurttaşımız aç olduğunu feryat ederek ifade etti. 3 gün önce 13 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çankaya kapısına yakın bölümde bir yurttaşımız üzerine benzin dökerek açım çocuklarım aç diyerek intihar girişiminde bulundu. Daha dün Konya'da evli iki çocuk babası kamyon şoförü bir yurttaşımız kendisini kamyon garajına kamyon garajında asarak intihar etti ve bütün bu yaşanan acılara, bütün bu intiharlara ve kendini yakma girişimlerine bunlar ucuz siyasi manevralar diye yanıt veren bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, 2001 yılında başbakanlık merdivenlerine yazar kasa atıldığında kimse ölmemişti. Kimsenin burnu kanamamıştı. Ama o günleri yaşayan herkes o fotoğrafı, o tabloyu, o görüntüleri bugün itibariyle hatırlıyor. Ama bu kadar uzun bir liste maalesef yurttaşlarımızın kendi canına kıyma noktasına gelmiş olduğu bir liste önümüzde ve bunları kamuoyu neredeyse göremiyor içinde bulunmuş olduğumuz medya düzeni nedeniyle. Ülkemiz neden bu hale geliyor? Ekonomiyle ilgili bazı rakamlar açıklandı. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi arttı, 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükseldi, %13,3 oldu. Her 100 işsizden 27'si bir yıl veya daha uzun bir süredir işsiz. Hükümet ne yapıyor? Hükümet bu arada Cumhuriyet tarihinin en büyük tek seferde borçlanmasını gerçekleştirdiği için övünmekle meşgul. 4 milyar dolarlık bir borçlanma gerçekleştirdiler. 5 yıl ve 10 yıl vadeli vermiş oldukları faiz birisinde 4.25 döviz bazında, diğerinde 5.25. Dünyada fonların artık negatif faize döndüğü bir ortamda, yani paranızı bankaya koyduğunuzda bankacının sizden neredeyse para istediği bir ortamda Türkiye bu kadar yüksek faizle borçlanıyor, borçlanmak zorunda kalıyor ve hükümetimiz de bunu bir başarı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalışıyor. Türkiye İş Kurumu'nun verilerine göre 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018'e kıyasla %19,8 artarak 1.955.041 kişiye ulaştı. İşsizlik ödeneğini almak çok kolay olmadığı için tabii bu yurttaşlarımızın tamamı işsizlik ödeneğini alamıyor. Onun bazı şartları var, o şartları yerine getiremedikleri için. Öbür taraftan Türkiye'de ekonomi çok iyi gidiyor. Ekonomi, üretim, her şey gayet yolunda diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tank palet fabrikasına 50 milyon dolar bulamadığım için özelleştirdim, 50 milyon dolar bulamadığım için sattım diyen iktidar, bu faizci iktidar
Bakın bir günde 48 milyon 703 bin dolar yabancılara faiz ödüyor. Yabancıya faiz ödemeye geldiği zaman parayı buluyorlar. Ama tank palete, Türkiye'nin can damarı fabrikalarından bir tanesine kaynak ayırmaya ihtiyaç geldiği zaman bu parayı bulamıyoruz. Dolayısıyla yandaşımız olan iş adamına bunu verelim, peşkeş çekelim diyorlar. Bugün 2020'nin Ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verileri de açıklandı aynı zamanda. Ocak ayında faiz harcamaları önceki yılın aynı ayına göre %75'lik artışla 12.8 milyar TL oldu. Artan borçlar, artan faiz ödemeleri olarak milletimize fatura edilmeye devam ediyor. Bütçede dikkat çeken bir husus, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %21 artışla 42.5 milyar TL'ye ulaşmış olması. Bu önemli çünkü Merkez Bankası'ndan hazineye aktarılan parayı bu kalemde görüyoruz. Ocak ayı sonunda Merkez Bankası'ndan hazineye yaklaşık 41 milyar lira aktarılmıştı. 42,5 milyar liralık teşebbüs ve mülkiyet gelirinin büyük kısmını bu para oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi 2019'da Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kaynak yaratmak için Merkez Bankası'nın genel kurulu Ocak ayına çekilmişti. Her sene Nisan ayında aktarılan Merkez Bankası karı Ocak ayında hazineye aktarılıp bir güzel yenmişti. Sonra bu uygulama yol oldu. 2020'de de aynısı yapıldı. Merkez Bankası'nın kaynağını bütçeye önden yüklemek sarayın alışkanlığı haline geldi. Sadece bu değil, milletin kefen parası olarak Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi de hazineye aktarıldı. Değerli arkadaşlar, TÜİK her yıl yaşam memnuniyeti araştırması yapıyor. Bu yıl da yapmış. Verilerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı %53.14. 53.4. Bu oran 2019'da 52.4'e düşüyor. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı 2018'de %12.1 iken 2019'da bu oran 13.1'e çıkıyor. Bir puan artıyor. Önemli olan nokta şu, 2003 yılından beri kayda geçen en düşük seviyede mutluluk oranı. Yanlış politikalarla halkımızın mutluluğuna da göz dikmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarımız, hatırlarsanız bir siyasi dava olarak Gezi davası görülmeye devam ediyor. Ve 18 Şubat'ta yarın Gezi davasının duruşması yapılacak. Dava bir siyasi dava, orası kesin. Dolayısıyla genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, partili arkadaşlarımız davayı izlemek için dava salonunda bulunacaklar. Barışçı, tüm toplumun, bütün kesimlerin katıldığı bir hak arama eylemiydi Gezi protestoları. Ben de Gezi'deydim. Düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye. Ben de oradaydım. Birlikte olmanın, dayanışmanın güzelliğini yaşamak için. Ben de Gezi'deydim. Kimse ne giydiğime, kaç çocuk doğuracağıma, gülüp gülmeyeceğime karışmasın diye. Ben de oradaydım. Yaşadığım şehir beton yığınına dönmesin diye. Ben de Gezi'deydim. Barış içinde yaşamak istediğim için. Dönemin il başkanı olarak ben de Gezi'deydim arkadaşlar. Gezi davasında arkadaşlarımız bulunacaklar ve olabildiğince Gezi davasının siyasi mülazaların dışında hukuken gereken şey neyse o şekilde sonuçlanması için kendi desteklerini ifade edecekler. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin soruları olursa yanıtlamaya çalışacağım. Buyurun. Bir de hangi kuruluştan olduğumuzu ifade edersek sevinirim. Tabii efendim. Fırat Irmak, Fox Haber. İki sorum olacaktı efendim. İlki Sayın Hilmi Özkök'ün hafta sonu yaptığı bazı açıklamalar vardı. 2004 MGK'sında biz hükümeti FETÖ ile ilgili uyardık ama gereği yapılmadı dedi. Kendisine yapılan eleştirilerde neden ihraç yapmadınız FETÖ'cülere TSK'dan şeklindeki eleştirilerde Fethullahçılık kanunundan suç değildi o dönem dedi. Sayın Özkök'ün bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Evet, 2004 yılında bir Milli Güvenlik Kurulu kararı var. Sayın Genel Başkanımız geçen haftaki grup konuşmasında bunu geniş bir çerçeve içinde ele aldı. FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini ele aldı. Ama 1990'lardan itibaren yazılmış olan raporlar var. MİT raporları var. Bizim arkadaşlarımızın dile getirmiş olduğu görüşler var. Devlet içinde bir örgütlenme var ve bu örgütlenme devletin dışındaki güçlerle de temas halinde olduğunu ifade eden MİT'in de yazmış olduğu raporlar var. Bunların tamamı görmezden gelindi. Bunların tamamı duymazdan gelindi. O dönem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bakanlık yapanların veciz ifadeleri var. Fethullah Gülen'i, Gülen cemaatini ya da bugün FETÖ terör örgütü dediğimiz yapıyı savunan, ortaya onların yaptığı iyi şeyler olduğunu ifade ettikleri konuları anlatan şeyler var. Aslında
Dediğim gibi perşembenin girişi çarşambadan belliydi ama eğer 2004 MGK kararını ve MGK'da alınmış olan karardan sonra yapılanlara baktığınızda, Ömer Dinçer'in bu konudaki kitabında ilgili bölüme baktığınızda aslında o kararın bakanlıklara dağıtılmadığını, bunun siyasi sorumluluğunu Tayyip Erdoğan'ın aldığını, bürokratik sorumluluğunu Ömer Dinçer'in aldığını kendi ağzından göreceksiniz zaten. Efendim, bir diğer sorumda son dönemde artan bir darbe söylemi var. Artarak devam ediyor. Buna yönelik de Sayın Başbuğ'un çıkışından sonra da bazı eleştiriler oldu. Konuşmalarını bu yönde yaptığına dair. İktidarın da muhalefete özellikle bir darbe söylemi üstünden eleştirmesi var. Siz bu söyleme, bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Arkadaşlar, iktidar muhalefeti darbe söylemi üzerinden eleştirmeye çalışıyorsa ortada bir garabet vardır. Bu darbe söylemini son günlerde kaleme alanlar kimler? Adalet ve Kalkınma Partili köşe yazarları. Doğrudan onların yönlendirdiği kişiler. Peki savcılıklar kimin emrinde? Mahkemeler kimin emrinde? İktidarın emrinde. Bir çağırıp sorsunlar bakalım, nereden kaynaklanıyor bu söylemler? Neden bunları yazıyorsunuz? Bunlarla ilgili bildiğiniz bir şey mi var? Bildikleriniz bize bir anlatın diye bir sorsunlar. Devletin bütün kurumları şu anda iktidarın kontrolünde. Özellikle referandumdan sonra başkanlık sistemine geçildiğinden beri kuş uçsa Tayyip Erdoğan'ın bilgisi de aynı doluyor. Dolayısıyla buyursunlar, onlara sorsunlar önce. Cumhuriyet Halk Partisi darbelerden mağdur olmuş ve darbelere karşı da göğsünü gere gere karşı çıkmış bir siyasi parti. Bizim daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim durumumuz çok açık bu konuda. Buyurun. Efendim, CHP'nin İş Bankası hisseleri yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da beklemeye tahammülümüz yok dedi. Bu kapsamda da Nurettin Canikli çalışmalarını sürdürüyor. Sizin değerlendirmeniz ne olur acaba? Hangi kurum? KRT televizyon bağlantısı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konu gündeme ara ara getiriliyor. Şimdi önce şunu ortaya koymak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruşluk bir gelir yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri İş Bankası'nda Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek için bulunuyorlar. Bu daha önce de böyleydi, bugün de böyle. Ama biliyorsunuz bankalar itibarları ve şöhretleri üzerinden ayakta kalırlar. İş Bankası'na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sırasında gerilere doğru çekiyor. Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor. 2018, 2019 ve 2020, aslında bu tartışmalar daha çok son 2 yıla ait. Bu 3 yıl içindeki İş Bankası'nın sıralamasına bakarsanız İş Bankası'nın zemin kaybettiğini görürsünüz. Az önce ne dedik? Dedik ki Türkiye'de bir kriz yok artık. Türkiye'de bir buhran var. Böyle bir buhran döneminde sırf siyasette yeni bir kutuplaşma yaratmak için Türkiye'nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Biz kendilerini bu konuda uyarıyoruz. Bizim insanımız, az önce izah ettik, kendisini yakıyor, intihar ediyor. Açlıktan çöp konteynerlarını kurcalayıp pazar artıklarını toplayıp hayatını geçindirmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'yi tekrardan gelecek, Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıntıya sokacak bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk'e karşı düşmanlığı tescilli olanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin takipçisi, biz vasiyetinin takipçisi olacağız. Onlar da bu süreci görünen o ki germeye devam edecekler. Buyurun. Mahir Kılıç, Habertürk Televizyonu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir sorusu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik. Kabinenizde İmamoğlu'na FETÖ iftirası attı diyen bir bakan oldu mu olmadı mı şeklinde. Bu konu MYK'da gündeme geldi mi, biliniyorsa o isim kimdir efendim? Şöyle, MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Çünkü bu konu arada bir ısıtılıp gündeme getiriliyor. Ben size isterseniz söz konusu olan, yani bu tartışmaların odağında olduğu söylenen Erkan Karaaslan'ın vermiş olduğu ifadeden bir paragraf okuyayım. O paragrafta aslında iddiaların nereye kadar ulaştığını hep beraber görelim. Erkan Karaaslan 14.3.2019'da bir ifade veriyor ve burada diyor ki 14.3.2019 tarihinde avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkarttılar. Bu görüşmeye çıkartmadan önce psikoloğa götürdüler. Bir baskı olup olmadığını sordular. Bir baskı olmadığına dair beyanda bulundum. Avukat görüşüne girdiğimde
avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan Aydın ilinde gazetecilik yapan Serkan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm. Avukat görüşü diye çağrılıyor ama karşısında bir gazeteci çıkarılıyor. Bu kişi avukat değildir. 14.3.2019 tarihli kendisinin bana yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu, Aydın Belediye Başkanımız ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında CHP'li başkanlar hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye olacağımı, anlam bozuklukları ifadeye ait, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir. Bu görüşmenin ardından yargılanmamın belediye başkanlarıyla ilgisinin olmadığını söylemiştir. Kendisine faks göndereceğimi belirttim. 15.3.2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısı beni odasına davet etti. Çektiğim faksın devlet kurumlarından çıkmasının mümkün olmadığını, istediğim kişiyle beni görüştürebileceğini söyledi. Tutanaklara isminin geçmesini istemediğim bakanlar bana ve aileme ulaşarak belediye başkanları aleyhinde beyanda bulunmamı istediler. Davalardan beraat etmemi ve tahliye olmamı da bu beyanlar ile ilişkili olacağını söylediler. Bu süreç devam etmiştir. 18, 19, 20, 27 Mart tarihlerinde cezaevinde talebim olmaksızın gelenler olmuştur. Bunlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptım. Şimdi arkadaşlar, sorular şunlar. Erkan Karaaslan, bakanlar, belediye başkanları beni aradılar, aileme baskı yaptılar diyor. Kim bunlar? Kim bu kişiler? Kim bu belediye başkanları? Kim bu bakanlar? Seni avukat görüşüne çıkaracağız dedikleri halde karşısına bir gazeteci çıkaran ve o gazetecinin az önce okumuş olduğum ifadeleri neden olan görüşmeyi sağlayanlar kimler? Bunlar tek merkezden yönetilen bir operasyon mu? Bunlardan sarayın bilgisi var mı? Bunlar neyin sonucunda ortaya çıkıyor? Cumhuriyet Halk Partili Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu nasıl bir oyuna alınmaya, nasıl bir sürecin içine sokulmaya çalışılıyor? Bunları bizim soracağımız sorular. Evet, buyurun hanımefendiye. Seda Akgüz, Ulusal Kanal. Dün Ankara olağan ilk kurultayını tamamladınız ancak bazı tartışmalar yaşandı. Delegelere baskı yapıldığı iddia edildi. Bu iddia doğru mu? Aynı zamanda adaylık başvurusu sırasında da tartışmalar yaşandı. Üst kurul delege listelerinde de bu tartışmaların yaşandığını gördük. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Evet, şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'de kongre yapan tek parti biziz. Ben başka bir siyasi partinin kongresinde blok liste, çarşaf liste, birden fazla aday, bunların nasıl yapıldığı ile ilgili bir tartışma olduğuna ya da bir kongre olduğuna genellikle şahit olmuyoruz. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi delegesi kendi özgür iradesiyle kararını vermiştir. Bir arkadaşımız aday olmak istedi. Aday olmak için tüzükte gerekli olan koşullar sağlanmadığı için adaylığı gerçekleşmedi ve Cumhuriyet Halk Partili delegelerimiz Ali Hikmet Akıllı arkadaşımızı Ankara İl Başkanı olarak seçti ve süreç devam ediyor. Biz toplamda 56 il kongresi yaptık. Bu kongrelerde tüzük neyse, tüzükteki maddeler neyse bağlayıcıdır. Bizim hepimizi bağlayıcıdır. Dolayısıyla biz o tüzükteki maddelerin gereği neyse bunları uygulamaya devam ederiz. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre yapan tek parti olduğunu ifade etmeme neden oldunuz. Teşekkürler. Evet, buyurun. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, İYİ Parti'de yaşanan bir istifa oldu bugün. İsmail Ok, ki kendisi Millet İttifakı olarak sizin de belediye başkan adayınızdır Balıkesir'de. İstifa gerekçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile bir ortaklık halinde olduğunu ve sizin de ittifak ortağı olarak bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti ve istifa gerekçeleri arasında bunu sıraladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu birinci sorum efendim. Müsaadenizle ikinci sorumda, malum HDP Van milletvekilinin aracında terör örgütü üyesi olduğu ifade edilen bir kişiyi taşıdığı belirtildi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yorumunuz ne olur? Evet. Şimdi takdir edersiniz ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Dolayısıyla İYİ Parti'de yaşanan bir iç meseleyle ilgili bizim yorumda bulunmamız İYİ Partili yöneticilere, İYİ Parti'de siyaset yapan değerli siyasetçilere karşı saygısızlık olur. Benzer bir durum gözaltına alındığı ifade edilen HDP'li ya da işte
birçok iddia söz konusu. O konuyla ilgili de geçerli. Eğer ortada terörle bir bağlantı varsa bu ülkenin polisi var, yargıcı var, askeri var, gereken yapılır. Eğer böyle bir iddia yoksa zaten konu dava düşmüş demektir. Başka bir siyasi partinin gündemiyle iç meselesiyle ilgili yorum yapmak bize çok nezaket içinde bir davranış olarak görünmüyor. Evet, üçüncü soru. Evet. Efendim bir de geçen hafta yaşanan bir görüşme vardı Sayın Genel Başkan'la, evet, Muharrem İnce arasında. Daha önce Muharrem İnce'nin dile getirdiği iddialar da vardı. Bunların ve kurultay sürecinde konuşulduğu ifade ediliyor. MYK'da bir değerlendirme oldu mu? Bu görüşmeyi nasıl yorumlamak gerekiyor? Genel Merkez Yöneticisi olarak neler söylersiniz? Bu konuda MYK'da bir görüşme olmadı. Ama Sayın Muharrem İnce partimizin üyesi, partimizin önemli bir, partimizdeki önemli bir siyasetçi. Eğer genel başkanımızla görüşmek istediyse doğal olarak genel başkanımız görüşür. Nitekim bir görüşme gerçekleşti. Bu iki siyasetçi arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş Sayın Muharrem İnce arasındaki görüşme bize çok normal bir görüşme. İddialar, biz Sayın İnce'nin ağzından duymadığımız sürece bu konularla ilgili yorum yapmayız. Buyurun. Şevket Herkir, Rudav Televizyonu'ndan. Efendim benim sorum dış siyasete ilişkin, Suriye bağlamında İdlib meselesiyle ilgili. Bugün Rusya'da görüşmeler gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Sedat Ünal Başkanlığı'nda bir heyet Moskova'da. Sayın Cumhurbaşkanı sözlerinden sonra kamuoyunda bir operasyon beklentisi de oluştu. Özellikle İdlib meselesi, genelde Suriye, MYK'nızda değerlendirildi mi? Bununla ilgili güncel yorumunuz nedir? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye dış politikada uzun zamandan beri savruluyor. Özellikle Suriye söz konusu olduğunda biz bir hafta Amerika ile yakın temastayız. Başka bir hafta Amerika ile aramıza kara kedi giriyor. Rusya ile yakın temasta oluyoruz. Yani bunu daha önce de ifade ettik. Pimpon topu gibi bir taraftan öbür tarafa savrulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığına, büyüklüğüne, bölgedeki etkisine ve tarihsel geçmişine yakışmayan bir dış siyaset izleniyor. İdlib'le ilgili, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili Sayın Genel Başkanımız 5 maddelik bir öneri paketi daha önce sundu. Biz ısrarla şunu yapıyoruz. Hani diyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriyor, karşına çözüm önerisini söylesin. Çözüm önerisini söylüyoruz. Söylemiş olduğumuz çözüm önerileri iktidar tarafından dikkate alınırsa Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşlarımızın, Suriye'de yaşayan insanların, başka ülkelerde yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanların çıkarını olur. Ama bu çözüm önerileri dikkate alınmayıp da biz kendi bildiğimizi yaparız anlayışıyla gidildiği sürece Türkiye bu konuda sıkıntı yaşamaya maalesef devam edecek. Evet. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet, teşekkür ederim.